Coşkun Özolding, Sanayi ve Ticaret programını sunar. Değerli izleyenlerimiz, Ekotürk'te Sanayi ve Ticaret programına hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bu saatler itibariyle sanayiyi, ticareti konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün biraz tarım sektörüne bakmak istiyoruz. Çok stratejik, gün günde önemli haberlerin geldiği bir sektör. Malum Ukrayna-Rusya savaşından sonra özellikle buğday özelinde yaşananlar dünyayı adeta hop oturuyor, hop kaldırıyor. Türkiye neyse ki tarımsal üretim anlamında önemli ülkelerden bir tanesi, önde gelen ülkelerden bir tanesi. Tam bir öz yeterlikten bahsedemesek bile ciddi bir tarımsal üretim bu şartlar altında cansiperane bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Öyle diyoruz çünkü biliyoruz ki tarımsal girdiler uçtu gidiyor. Hem işin maliyet tarafı enerji boyutunda hem de pek çok girdi. İşin içerisinde işte kimyasal maddelerden tutun gübreye kadar her şeyde maliyetler uçtu gidiyor. Yine de ne diyelim, Allah hem çiftçimizden razı olsun diyelim. Bakalım şartlar nasıl devam ediyor. Hububat ve bakliyat tarafına bakmak istiyoruz. İhbir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş bize hububat ve bakliyat tarafının tablosunu çekmemizi sağlamak üzere rehberlik yapacak. Hoş geldiniz Sayın Memiş yayınımıza. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Nasıl gidiyor diye soralım. Özellikle hububat ve bakliyat tarafında işler Türkiye açısından. Türkiye açısından 2022 çok bereketli bir yıl geçirdik. Hem hububatta hem bakliyatta. Gayet üretim verimliliğimiz 2022 çok yüksek seviyelerde. Buğdayda yaklaşık 20 milyon ton gibi bir rekoltemiz oldu. Diğer tarım bakliyat ürünlerinde de herhangi bir sıkıntımız gözükmüyor. Depolarımızı doldurduk. Maşallah. Şimdi de, buğday rekoltesi ihtiyacımızın ne kadarını kendi üretimimizle karşılıyoruz Şemsettin Bey? Biz %100 kendi üretimimizi, tüketimimizi karşılıyoruz. Yaklaşık 19,5 milyon ton bir üretimimiz, 20 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Yaklaşık da o kadar da bir tüketimimiz var. Yani ama makarnayı filan hariç tutuyorsunuz değil mi burada herhalde? Tabii. Makarna ve bunda bir onu hariç tutuyoruz. Çünkü makarna ve buğdayda bildiğiniz gibi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesiyiz. Evet. Bununla ilgili de devletin de bir önce getir sonra ihraç et var. Kaç yıldır da onu uyguluyoruz. Onu dışta tuttuğumuz zaman da iş üretimle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Aman şükür diyelim, son derece önemli. Yani üretici olmanın ne kadar kıymetli olduğu, hele içinde bulunduğumuz şu zamanlarda, en başta pandemi, hemen ardından gelen şu savaş ortamında ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı diye düşünüyorum. Şemsettin Memiş, böyle yeni yeni buğday ekim arazileri falan geliştirildi bu sene. Biraz o konularda da bilgi verir misiniz bize? Hani Konya Ovası olsun, pek çok yerde buğdaya dönük, ayçiçeğine dönük herhalde yeni alanlar işliyor, işletilmeye devam ediyor. Oradan gelen bir hasat olmadığını henüz düşünüyorum ama bizi biraz bilgilendirin. Şimdi tabii bu pandemiden bu tarafa tarıma dayalı özellikle devletin ciddi bir teşviki oldu. Ve bu da halen de sürüyor. Bu hiçbir alanın boş bırakılmamasıyla ilgili ciddi zaten Tarım Bakanlığı bunun üstünde iyice çalışıyor. Şu anda bir boş alan bırakmıyoruz. Çünkü biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Aslında da ihracat da yapabiliriz. Yani ne kadar yeni arazi geliştirildi? Araya giriyorum kusura bakmayın ama hani çok hassas bir alan sizinle konuştuğumuz şu alan başta buğday olmak üzere. Mesela pandemiden bu yana ne kadarlık bir yeni yeni arazi eklendi? Özellikle buğday tarafı. Yani bizim bu buğday ekim alanlarımızın yaklaşık böyle %10-15'lik bir alan kadar bir üretime dahil edildi. Özellikle buğday alanlarına. Bu %10-15 gibi bir işte devlete ait kullanılmayan hazine arazileri elinde bunları tarıma açıldı. Bu da zaten hemen yansıması şu oldu, 20 milyon ton gibi bir buğday üretimimiz
gerçekleşti. Geçen tamam. yıl yaklaşık. Bu yeni arazilerin de hasatı yapıldı yani değil mi Şemsettin Bey, Sayın Başkan? Tabii yapıldı ve gelecekle ilgili zaten yeni bu araziler hemen önümüzdeki yılda, zaten bir ay sonra da tohumlar atılmaya başlanacak. Tohumlar atıldığı zaman da devlet de şu anda teşvik de biliyorsunuz destekleme fiyatlarını önden açıkladı. Bu ilk defa olan bir şey. Artık çiftçi ne kadar alacağını ve ne kadar destek alacağını da biliyor ve şu anda da gittiğim anada özellikle buğday ve arpada bir üretimin 2023 yılında gerçekleşeceğini öngörüyorum. Evet. Bakliyat tarafı nasıl Sayın Memiş? Bakliyat yani bayağı ithal ürün de görüyoruz piyasada aslında biz Türkiye'de. Yani Güney Amerika başta olmak üzere ama kendi üretimimizi ihraç mı ediyoruz yoksa? Yani Ava Hanım aslında biraz tabii işleri biraz karıştırıyoruz. Bu tabii o yüzden soruyorum. Ya da ithal ürünlerle alakalı. Evet. Biz zaten Türkiye bakliyat ve hububatta doğal yüksek büyük üretim tesisleri olan, bunu işte unda görüyoruz, makarnada görüyoruz, diğer tarımsal ürünlerde de bakliyat bölgelerinde de biz mercimeği de üretiyoruz kendimiz ama mercimek de ithal de ettiğimiz oluyor. İç piyasadan da aldığımız da oluyor. Yetmiyor mu üretim tam orada? Şemsettin Memiş. Yetmiyor yani, mu? Türkiye içerisine yetiyoruz. 300 bin ton gibi bir bizim tüketimimiz var Türkiye'de. 300 bin tonla zaten bizim mercimek üretimimiz var. Bize yetiyor ama biz ihracatçı bir ülkeyiz. Biz yurt dışından, Kanada'dan mercimeği getiriyoruz, dışlıyoruz. Dünyanın bütün pazarlarına gönderiyoruz. Yani bu aslında ithal ürün ikame etme değil. Yani biz hem kendimize yetiyoruz ama bu işin sanayisini de Türkiye olarak biz yapıyoruz. Sanayiye ihtiyacı olanı yurt dışından getirip tekrar yurt dışına gönderiyoruz. Dahil işlem belgeleriyle. Zaten bunu yıllardır anladım. Menşei yurt dışı tabii. oluyor ama Türkiye'de bir işlem görüyor diyorsunuz. Bu özellikle bakliyat tarafı. Tabii bakliyat tarafı. Özellikle mercimekte olsun, işte fasulye olsun, nohut olsun. Hem üretiyoruz. Evet, hem sonra da satıyoruz dünyaya diyorsunuz. Tabii. Yani zaten bu ekosistem bir. Yani döngü böyle dönüyor. Yoksa her şeyi biz isteriz üretmeyi ama Türkiye'deki tarım arazilerinde büyüklüğü ölçeği belli. Evet. Ama biz ürettiğimizden çok daha fazla ihraç ettiğimiz için bu ithal etmek zorundayız. Yani ölçek belli, sulama tarafı da belli. Orayı da konuşmak istiyorum ben ama şöyle tam bir netleştirelim istiyorum. Hani hububatta, bakliyatta 2022'nin şu son çeyreğine girdiğimiz günlerde hani yılı nasıl kapatacak gibi görünüyoruz. İşin ihracat tarafını 2021 ile mukayese ederseniz nasıl bir tablo var ortada? Bizim 2021-2022 9 aylık veriler geldiği zaman yani Türkiye genelliği için söylüyorum yaklaşık 11 milyar dolar gibi bir bakliyat, hububat ve yağlı tohumlarda bir ihracatımız var. Bu da 21 rakamı mı bu? 11 milyar dolar Şemsettin Memiş. 2021-2022 yani Eylül 9 aylık bir rakam. Tamam. Ben bahsediyorum. 9 aylık rakamlarda bizim yaklaşık 11 milyar dolar gibi bir ihracatımız var. Bakliyat, yağlı tohumlar, hububatta. Burada yaklaşık %30'luk bir artış demek. Yani demek biz hububatta net ihracatçı bir ülkeyiz. Ne kadar ithal dediğiniz kısım olsa bile yurt dışından alıp yurt dışına satma prensibi de olsa bu içerisinde. Çünkü çok ciddi manada buğday alıp makarna ihraç ediyoruz, un ihraç ediyoruz. Ve bununla ilgili bizim inşallah bu yılı da biz 11,5 milyar dolar civarında ihracatla kapatmayı öngörüyoruz. 2023 yılında da yine %10-15'lik bir artışla 14 milyar dolar civarında bir ihracatla bir öngörümüz var. Onu da inşallah yakalayacağız. Yani 2022 sonu öngörüsü dediniz değil mi Şemsettin Memiş? Biraz duymakta zorlanabiliyorum ben sizin bağlantınızdaki ses kalitesinden dolayı. 2022 evet. sonu 14 milyar dolara yani çıkarız diyorsunuz. 2022 sonunda 13-14 milyar gibi bir ihracatla kapatmayı öngörüyor.
Tamam. Geçen yıla göre ne kadarlık bir artış? Şemsettin demiş bu. Yani 2021'e göre. Yaklaşık %32'lik gibi bir artış. Anladım. Peki, %30'luk bir artış. Bu Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Bunların piyasaya etkisini biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Malum Rusya şu tahıl koridorunu güvenlik sorunları dolayısıyla kapattığını açıkladı ve çoktan da bu buğday fiyatlarına zaten yansımış durumda akabinde. Hani gelişmeleri nasıl görüyorsunuz bundan sonraki fiyatlamaları? Tabii bu tahıl koridoru aslında Türkiye'nin öncülüğünde piyasayı da rahatlatan bir işlev gördü. Halen de onun devamlılığıyla alakalı da inşallah bir sorun çıkmaz diye umuyorum. İnşallah, evet. Tabii burada da Rusya'nın bazı istekleri var, talepleri var. İnşallah bu Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde biliyorsunuz bu süreç, tahıl koridoru yönetici. Tabii. Türkiye'nin ciddi bir katkısı var. Ciddi bir katkısı var. Tabii bu aslında o katkı insanlığa bir katkı. Bunu da hem dünya ülkeleri hem de Rusya bu özelde aslında elini taşın altına koymaları lazım. Türkiye'ye yardımcı olmaları lazım. Kalk koridorun kapanmaması lazım. Görsün en ufak bir söylenti bile piyasalara ciddi bir etki yapıyor. Yani çok işte, sıkıntı zaten Sayın Memiş. Hani biz gıda tarafında enflasyon şampiyonu olduk. Yani şu son gelişmeden sonra bunun yansımalarının ne olacağını hayal dahi edemiyoruz. Siz biraz bizi bu konuda aydınlatın. Hani perakendeye yansımış çok ciddi bir zam var zaten. Hem ham madde maliyetlerinden hem de Rusya-Ukrayna krizinden kaynaklı. Evet, zaten aslında bu haber gelen olumsuz haberler direkt mağazaların da fiyatlara direkt etkisini görüyoruz. Yani fırsatçılık da işin ortasında var. Ama şunu ne söyleyebiliriz? Biz Türkiye olarak herhangi bir buğdayda ve diğer tarımsal ürünlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Evet, yani tedarik konusunda sıkıntı yok. Fiyatı arttırmak isteyenlerle ilgili. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Biz zaten Rusya'dan direkt Türkiye üzerinde buğday alıyoruz. Rusya'da alımımızda yok. Ürün var. Türkiye'de ürünümüz çok fazla. Mesela TMO'nun elinde şu anda yaklaşık 9 milyon ton buğday stoğu var. Yani haliyle de TMO stoğu arttırdı değil mi Sayın Memiş? Gelmeyi millet beklemesin. Evet. Ve paniğe de kapılmasın. Yani stok da arttırıldı evet, Türkiye'de değil mi TMO böyle? Sıkıntılı zamanlarda kullanılacak stok miktarımız da arttı. Tabii. Şu anda 9 milyon ton gibi buğdayda TMO'nun elinde bir stok var. Hatta 2023'de TMO öngörmüş olmalı ki geçen 500 bin tona yakın bir ihale açtı. Yani buğday ihalesi açtı ve dünya piyasalarının da çok altında bir fiyatla ürün aldı. Yani devlet olarak bütün şeyleri, delikleri kapatıyoruz aslında. Hiçbir yani gıdayla ilgili ya da özellikle ilgili Türkiye'nin en ufak bir sıkıntısı anlıyorum. Yok. Yani tahıl koridoru kapanabilir de devam edebilir de ama Türkiye kendi önlemlerini yaklaşık işte bu 6-7 aydır aldı ve şu anda belki dünyada en hazırlıklı ülke Türkiye. Çünkü evet. Bütün stoklarını da ikame etmiş durumda ve fiyatlarla ilgili de böyle çok haber akışlarına şey yapmadan, kulak asmadan Türkiye'nin fiyatları şu anda zaten artık pik noktaya geldi. Bu biraz daha düşmeye başladı. Böyle de devam edecek. O yüzden panik olacak hiçbir durum da yok diye söyleyebilirim. Fiyatlarda da bir gerileme başladı, devam edecek diyorsunuz Sayın Memiş. Bu alınan tedbirlerle birlikte. Tabii devam edelim. Çünkü zaten dünya fiyatları çok yüksekti. Çok da yükseldi. Peki. Bir de bir beklenti enflasyonu dünyada oluştu. Bu da inşallah bu köpükle gider bu enflasyondaki köpükle gider. Çünkü enflasyon en büyük düşman. Özellikle bu gıdada da insanların alım gücü de zaten zayıfladı, düşüyor. Bununla ilgili de devlet tüm almış olduğu ve alacağı tepkileri de almış durumda.
Peki o zaman biraz sizin sorunları konuşalım. Çünkü hani artık gıda dediğimiz zaman en büyük mesele gerçekten merak ediyoruz. Acaba tedarik konusunda bir sıkıntısı var mı Türkiye'nin, yok mu? Bu konuda çok rahatlattınız bizi. Çünkü hububat tarafı, bakliyat tarafı, buğday tarafı zaten en temel gıdalar. Burada hiçbir sıkıntı olmadığını, bilakis TMO'nun 2023 için bile planlama yaptığını söylediniz. Bunlar çok önemli haberler izleyenler açısından, ama biraz da sizlerin durumunu konuşalım Şemsettin Bemiş. Çünkü bütün bu enflasyon, ham madde, bütün bu maliyet artışları sizin finansman giderlerinize, aynı zamanda da işte bütçeye yansıyor. Bütçe hesaplamalarını yapıyorsunuz, tutmuyor, tutmayabiliyor bu dönem. Pek çok öngörülemez de maliyetlerin olduğu bir dönem. Orada sizin açınızdan işler nasıl gidiyor? Tabii şimdi emtia fiyatları dünyada çok yüksek olduğu için, hem de tedarik zinciri bozulduğu için biz sanayiciler mecburen hem stoğumuzu kontrol etmek zorundayız. Yani stokta kalmak zorundayız bu tedariğin devamı sağlıklı yürümesi için. Bu da haliyle bize finans yükü bindiriyor. Zaten finansmanda erişimde dünyada bir sıkıntı var, Türkiye'de de bir sıkıntı var. Özellikle bu gıda piyasasında olan oyuncuların, gıda sanayicisinin aslında devletin önceliği olması lazım. Yani finansmanda herhangi bir zorlukla bizim karşılaşmamamız lazım. Bunlar finansa hızlı ulaşmamız lazım. Ve bu finans maliyetlerimizi de aslında bir şekilde her şeyi devletten istiyoruz ama minimize etmemiz lazım. Çünkü biz gıda işiyle uğraşıyoruz. Yani biz buğday diyorsunuz. Bugün buğdayın fiyatı neredeyse %100 artmış. Haliyle de bu finansman gideri de %100 artıyor. Finansmana ulaşım zorlaşıyor. Burada bankaların, özellikle kamu bankalarının bizim sektöre, gıda sektörüyle ilgilenen, o büyük montanlı işler yapan, yani dünyada alıp bu işin stoğunu da yöneten bizlere, biz sanayicilere de ciddi manada destek verilmesini istiyoruz. Yani bizim üyelerimiz de onu istiyor. Hakikaten çok şey bir iş yapıyoruz. Yani gölde ve insan hayatına dokunan, yani en azından gıdayla uğraşıyoruz. Bunun bizim finansmanla uğraşmamamız lazım. Biz tedariğimizi ve insanlara ulaşım süreciyle bizim uğraşmamız lazım. Finanslara da uğraştığımız zaman da ciddi maliyetlere boğuluyoruz. Bunlarla devletin bir şekilde bize yardımcı olmasını üyelerimizle biz talep ediyoruz. Kredi kullanımı giderek de zorlaşıyor, zorlaştırılıyor. Buna gün gün mali bir takım kısıtlamalar getiriliyor. Özellikle belli bir miktarın üzerinde dövizi bulunan firmaların artık Türk lirası kredi kullanamayacağını da biliyoruz Şemsettin Bemiş. Sizin kredi ihtiyacınız ne diye sorayım ben birlik olarak, birlik çatısı altında yer alan üreticiler olarak. Yani hani bizde sanayicinin krediye nakit akış açısından her zaman ihtiyacı var. Maliyetlerin bu kadar arttığı bir dönemde var. Hani burada nasıl bir performans yakalıyor sanayici? Krediye ulaşabiliyor mu? Yoksa iş artık KGF'ye mi kaldı noktasındayız hani hükümetin açıklayacağı? Yani aslında bizim sektörde İstanbul İhracatçılar Birliği olarak bütün paydaşlarımızla biz görüşürken ve bize üye olan arkadaşların talepleri, sanayicilerin talepleri bu krediye ulaşım noktasının çok zorlaştığı, krediyi vermek, bankaların kredi verme iştahının olmadığını, bunu da biz yakınen ve çok yaşıyoruz ve çok da büyük şikayetler geliyor. Tabii bu özel bankaların biraz daha bu işin içerisine girmesi lazım. Yani şu anda işte dün Merkez Bankası bir mektup göndermişti Bankalar Birliği'ne. Aslında olumlu bir mektup. İnşallah Bankalar Birliği ve onun içerisinde bir özel bankalar da bu süreci çok iyi yönetmesi lazım ki biz de sanayici olarak rahat etmemiz lazım. Bir de devletin herhalde önümüzdeki aylarda bir KGF çalışması olduğunu biliyoruz. Bu KGF çalışmaları da sektörü biraz rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Bunu da dört gözle bekliyoruz. Sayın Bemiş, çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Hububat İhbir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Şemsettin Memiş'le Türkiye'nin hububatta, buğdayda ve yağlı tohumlardaki mevcut varlığını konuştuk. En çok una odaklandık. Hemen ardından biraz bakliyata odaklandık. Hani un konusunda hiçbir sıkıntı yok. Türkiye dört dörtlük kendi ihtiyacını üreten, karşılayan bir ülke. Hatta işte makarna vesaire gibi gıdalarla da bunları ihraç edebilen bir üretim altyapımız var, şükürler olsun. Yeni yeni de geliştirilen pek çok üretim alanı, arazisi var. Buralardan da hali hazırda yeni yeni hasatlar elde edilmeye başlanmış. Üretim %15 oranında artmış. Bunlar önemli bilgiler. Bakliyat tarafı da oldukça değerli. Evet dedi, ithalat yapıyoruz belli ülkelerden, başta Güney Amerika olmak üzere, ama onların işlenmesi burada yapılıyor. Buradan da dünyaya ihraç ediyoruz. Ciddi bir katma değer sağlıyoruz dedi. Şemsettin Memiş'ten bu önemli bilgileri aldık. Bir yandan da TMO'nun da sürekli stok yaptığını, yeni bir ihale bile açtığını söyledi. 2023 yılı içinde belli önlemler alınmaya çalışılıyor. Bir aracılık yaptık. Tabii onların da en büyük sıkıntısı krediye ulaşım, finansman giderlerindeki artış. Ve en başta kredi maliyetlerindeki artışla birlikte krediye ulaşamamak en büyük sıkıntı. Bu konuda da bir KGF beklentisi var Ankara'dan. Burada noktalayalım sanayi ve ticareti. Yayınımız gün ortasıyla devam ediyor. Görüşmek üzere. Coşkun Özolding, Sanayi ve Ticaret programını sundu.